Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere OBD menümüzde bulunan fiyat grubuyla alakalı anahtar programlama işlemlerini göstereceğiz. Yanımızda araç olmadığı için simülasyon moddan ilerliyoruz. Menülerin devamını görebilmek adına. Fiyat grubunu seçiyoruz. Alfa Romeo ve fiyat grubu araçlar birbirleriyle aynı sisteme sahiptirler. Yani fiyat grubunu anlattığımız zaman Alfa Romeo grubunu da anlatmış olacağız. Bizi ilgilendiren kısım her zaman Avrupa menüsüdür. Çünkü Türkiye'de Avrupa araçları bulunmakta. O yüzden Avrupa menüsünden ilerleyebiliriz. Burada sistem seç ve araç seç menüleri mevcut. Sistem seç, aracın sistemini biliyorsak ilerleyebileceğimiz bir menü. Araç seç ise aracın sistemini bilmiyorsak ilerleyebileceğimiz bir menü. Yani araç marka modellerine göre sistemini bilmesek bile araç seç menüsünden ilerleyebiliyoruz. Burada Fiat grubu ve Alfa Romeo grubu araçlarda 46, 48 ve Megamos IS çift türü dediğimiz çiftler çıkmaktadır. Bunların programlamaları biraz farklı birbirinden. Önce 48 çiftleri anlatacağız. Mesela 48 çiftli bir ALB olsun. Bu arada ALB'yi örnek olarak veriyoruz. Diğer bütün 48 çiftliler de aynı şekilde programlanıyor. Örneğin atıyorum 2008 model olsun. Zaten aynı sistem olduğu için model aralığı da çok bir şey fark etmiyor. Şimdi menümüzde pin kod ve ön kod seçeneği var. Alfa Romeo ve Fiat grubu araçlarda yeni yapılacak çipin içerisine ön kod verisinin atılması lazım cihaz tarafından. Yani bu kendi anahtarının içerisinde fabrikasyon zaten mevcut olan bir kod. Bizim de yeni yapacağımız ham çipin içerisine kodlamaya hazır hale getirebilmek için ön kod yazılımını atmamız gerekiyor. Tabii ilk önce pin kodunu bulmamız gerekiyor. Pin kodunu bulmadan işlem yapamayız. Pin kod ön kod menüsünden ilerliyorum. Keseceği kredi miktarını söylüyor. Kontak açıp ileri butonuna basıyorum. Kontak kapatıp ileri butonuna basıyorum. Şimdi burada bu işlem 30 dakika kadar sürebilir uyarısını aldık. Tabi simülasyon modda olduğumuz için 30 dakika sürmeyecek. Araç başındayken 30 dakika sürüyor. Evet, simülasyon modda olduğu için 40 saniye sürdü. Şu anda aracın ekranını okuyor. Araç bilgilerini aldık şu anda. Simülasyon modda olduğu için tabi pin kodu aynı seride 7 olarak verilmiş. Kodlanmış anahtar sayısını gösteriyor burada. Pin kodunu not alınız diğer uygulamalarda lazım olabilir. Uyarısını dikkate alıyoruz. Not almamız bizim yararımız olabilir. Devam ediyoruz. Yeni ön kodda çip üretmek için ileriye basın. Şimdi eklemek istediğimiz transponderı Z-Fil antenine, Z-Fil Plus antenine yerleştiriyoruz. 48 cam çip kullanıyor. 48 çip kullanan araçlar fiyat grubunda. 48 boş cam çipi Z-Fil antenine yerleştirdik ve devam butonuna basıyoruz. Ön kod anahtarı yazılıyor. Ön kod yazıldı. Baş ön kod çip üretmek istiyor musunuz? Şimdi burada farklı bir tane daha anahtar programlaması yapacaksak onun içerisine de ön kod atmamız lazım. Sadece tek anahtar yapacaksak ön kod atma işlemimiz burada bitti. Çarpıya basıyorum. Ön kod yazıldı. Anahtar programlama menüsünden ön kod yaptığınız anahtarı programlamanız gerekiyor. Yani şu anda biz sadece kodlayacağımız çipi kodlama aşamasına getirebilmek için hazır hale getirdik. Şimdi burada onay butonuna basıyorum ve anahtar programlama menüsünden devam ediyorum. Toplam anahtar sayısı bir tane çalıştıran anahtarımız var diyelim müşterimize ait. Bir tane de biz yapacağız. Az önce ön kod attığımız çipi araca programlama işlemi yapacağız. O zaman 2 yazıyoruz. Yani bir tane anahtar ben sadece kodlayacağım deyip buraya 1 yazarsak müşterimiz anahtarını kodlamamış oluruz. Kodlama dışında kalmış olur. Fiyat grubunda da bir kural vardır. Kodlama dışında bırakılan anahtar aracın hafızasında karantinaya alınır ve tekrar programlamak istesek bile devre dışı kalmış anahtarı aracı programlayamayız. Pin kod gerekli bulunsun mu dedik. Burada cihazı krediyle kullanan arkadaşlar az önce pin kod ön kod menüsünden bulduğunuz pin kodunu elle giriş yapabilir. O yüzden zaten not aldırmıştı bize. Pin kodunu biliyorsan burada çarpıya basıp kendin pin kodunu eline girebilirim. Tekrar kredi kesmemesin diye. Burada kontak kapatıp ileri butonuna basıyoruz. Birinci anahtarı takıp kontak açıyoruz. Zaten anahtarlar hafızadan silindiği için hangi anahtarla kontak açtığımız burada çok önemli değil. Yani illa çalıştıran anahtarla kontak açmam gerekiyor gibi düşünmemize gerek yok. Yeni yapacağımız anahtarla da kontak açabiliriz. Herhangi bir anahtar. Kontak açtık, devam butonuna bastık. Çip onaylandı. Sonraki anahtarı takıp kontak açın. Kontaktaki anahtarı çıkartıyoruz. Diğer anahtarı takıyoruz. Kontak açıp devam ediyoruz. Çip onaylandı. Kodlanmış anahtar sesi gördüğünüz gibi 2'ye düştü. Çıkmak için çıkış butonuna basın. Burada benim işlemim bitti aslında. Ne için işlemim bitti? Çünkü sadece aracı çalıştıran bir anahtar programlaması yapacaksan burada işlemim bitiyor.
Fiat grubunda 48 çiftli araçlarda çip ayrı, kumanda ayrı programlanır. Yani müşterimiz bizden sadece kumandasız mekanik bir anahtar istediyse burada işlemin bitiyor. Aracımı şu anda kodlamış olduğum anahtar çalıştırıyor. Eğer kumandalı bir anahtar istiyorsa araç 48 çiftli olduğu için ayrıyeten OBD menüsünden kumandasını da programlamak gerekiyor.